7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret için bugün ilk adım atıldı sevgili seyirciler. Henüz komisyon toplanmadı ancak işveren ve işveren sendikası başkanları Çalışma Bakanı'yla bir araya geldi. Takvimi belirledi. Bu takvime göre ilk toplantı 7 Aralık'ta yapılacak. Arzumuz üçümüz beraber imza atalım. Üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. İşçi de, işveren de asgari ücrette üçlü mutabakat vurgusu yaptı yol haritasını belirlerken. Yeni asgari ücreti belirlemek için ilk toplantı 7, ikinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak. Geçmişte TÜRKŞ'e geliniyordu, TİSK'e gidiliyordu. O sistem bu sene kaldırdık. Yani hepsi bakanlıkta olacak. Pazarlık masasının tarafları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in ev sahipliğinde buluştu bugün. Kameralar önünde rakam konuşulmadı, sadece takvim açıklandı. Ancak üstü kapalı mesajlar dikkat çekti. Çıkacak rakam inanın ben de bilmiyorum. Komisyon üye hiç kimse bilmiyor. En iyisini yapmaya çalışacağız. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyorum. Geçtiğimiz günlerde işveren tarafının net 8.250 liraya tekabül eden %50'lik zamma sıcak bakmadığı iddia edilmişti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol rakam vermeden yalanladı o iddiayı. Bizim ağzımızdan duymadığınız şeylere hiç itibar etmeyin arkadaşlar. Türk İş Başkanı Ergün Atalay ise asgari ücretin gündeme gelmesiyle birlikte yükselen fiyatlara tepki gösterdi. Geçen sene bu vakitlerde peynir 35 liraydı. Şu anda ortalama peynir 140 lira, 150 lira. Yani rakam konuşulduğu zaman öbür rakamlar da artmaya devam ediyor. Atalay, işçilerin sorunu sadece asgari ücretle sınırlı değil diyerek taşerona, geçici işçilere, özel sektörün promosyon taleplerine dikkat çekti. Vergi dilimleri içinde ayrı bir parantez açtı. Biz evvelden Aralık ayının sonunda giriyorduk %27'ye. Şimdi Mayıs'ın sonunda, Haziran'ın başında %27'ye giriyoruz.